Anne, ben Cezayir'im diyorum. Arkadaşlar merhaba. Bugün Kaliforniya soru canlarına veren çay fosasının nasıl verildiğini size anlatacağım. Arkadaşlar her gün sabah da olsa çay içiyoruz. Bunun içindeki çay fosalarını şunu arkadaşlar. Şunları harcamayalım. Dediğim gibi bir poşetin içinde biriktirmemiz lazım bunları. Ama öncelikle tabii bunu şu şekilde evde bırakacaksınız. Birazcık suyu aşağı doğru insin. Islak olmayacak kesinlikle. Kuruyacak arkadaşlar. Mamayı verdiğimiz zaman beraber vereceğiz bununla birlikte. Ben göstereyim tekrardan. Şuraya alacağım biraz sonra arkadaşlar. Burada biraz sıkacağız aşağı doğru. Sıkmamız lazım yani. Bu şekilde yemiyorlar. Islak oluyor zaten. Zaten bunu döktüğümüz zaman tekrardan saracağız o mamayı. Islak olmadan yemiyorlar. Zaten kuru olduğunda ölüyorlar solucanlar. Yani her zaman nemlendirmemiz lazım yerlerini. Önlerimi takayım. Bakıyorum arkadaşlar. Gel şuraya. Şöyle. Şekilde. Bunu arkadaşlar sıkmamız lazım tabii. Biraz şöyle basacağız sıkılsın. Bir yakından çekeceğiz. Göster seninle. Evet, suyu nasıl dökülüyor görüyorsun. Suyu döküldü arkadaşlar. Bak bastıkça zaten şey geliyor. Ve biz bunu zaten bir yere asacağız arkadaşlar, güneşli bir yere. Bak nasıl akıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? İçinde su kalmayacak yani. Önemli olan bu, içinde su olmayacak arkadaşlar. Ya şimdi bunu arkadaşlar şey yapacağız. Gel buraya. Arkadaşlar bunu şöyle altını deldiğimiz görünüyor bilmiyorum ama şu taban kısmını arkadaşlar şeyle deldiğimiz şu yorgan iğnesiyle deliyoruz arkadaşlar şu taban kısmını poşetin. Göstereyim. Şu şekilde deleceksiniz. Böyle. Dediğimiz poşetin içine bu çay fosalarını koyacağız arkadaşlar. Gel şöyle. Sen suyu zaten genelde düş döküldü. Şöyle. Şuna döktük arkadaşlar. Gördünüz. Bir şey kalmaz. Zaten bu her gün çay alacak. Sabah akşam çay içiyoruz. Fazla şey zaten belimizde. Zaten şimdi bunu güneşin altına da koyacağız arkadaşlar. Şu alttan süzülecek bu. Delikler var altta görüyorsunuz değil mi? Altta delikler var. Ondan sonra süzülecek bu zaten. Gel şimdi bunları asmamız lazım. Bunları asacağız arkadaşlar. Geleceğiz. Şöyle bir dal olabilir arkadaşlar. Bahçe varsa ya balkondaysa da balkondaki demirleri asabilirsiniz. Şu şekilde bunu astım bıraktım buraya. Böyle arkadaşlar. Tabi bu her gün çoğalacak, böyle böyle artacak. Bunun kurumasını bekleyeceksiniz. Böyle ıslak ıslak verilmiyor arkadaşlar. Mama vereceğim zaman ben zaten videosunu çekeceğim. Hepsini göstereceğim size. Mamasını biz aldık. Daha nasip olursa yazın mamayı kendimiz yapacağız. Gübreyi aldıktan sonra. Bu şekilde işte arkadaşlar. Dediğim gibi kuruması lazım. Kurumadan olmuyor. Kuruyacak. Zaten bu eklenecek. Mama ne zaman verilecek onu da göstereceğim size. Videoların devamı gelecek arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu mama vermedir vesaire. Her şeyini ben çekeceğim arkadaşlar. Amacım sizi bilgilendirmek. Sizi bilgilendirirken kendim de bilgileniyorum. Zaten ben de pek bir bilgim yok. Ancak o aldığım kişiden, Ahmet Bey'e de bu arada onu da söyleyeyim. Elazığ'dayım arkadaşlar, Ahmet Bey'den aldım. Aşağıdan Facebook linkini veririm ben. Keban yolu üzerinde iş yeri arkadaşlar. Kurduğu ahırı var orada bir tane. Orada besliyor. Yaklaşık 3 milyon 4 milyon tane var. Zaten Elazığ'a bu solucan gübresini
İlk getirenlerden biri de o. Öncülüğü bu yapmış arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Yani Elazığlılara ben aşağı numarasını yazacağım kendisine. Solucan almak isteyenler, solucan gübresi almak isteyenler kendisine ulaşabilirler. Ben aşağıya linkini yazacağım, numarasını yazacağım. İyi bir insan, çok yardımcı oluyor. Önce onu söyleyeyim. Her türlü yardımda bulunur size. Böyle arkadaşlar, like tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi dönem devamı gelecek. Hepinize iyi günler diliyorum.